domatesi bana bir uzatır mısın? Sağ ol canım. Abla, ne oldu? Sen kendini iyi hissetmiyor musun? Ay, gece yatmadan ilaç aldım. Yani çok şeker bir çocuk, çok şeker bir kız ama hiç laf dinlemiyor. Alış bunlara anneannesi. Hep kıvılcımınkilere baktın, sıra benimkilerde. Aa, ben bu dünyaya çocuk bakmak için mi geldim? Geçti o işler bizden. Vallahi Pinko için öyle. Kadının asli görevi bu. Yani kadınlık eşittir çocuk bakmak. Alevciğim saçmalama. Pembe Hanım evden başka dünyası olmadığı için öyle. Yani ne yapsın kadın, tamam kadına ben de bayılmıyorum ama ona da bu öğretilmiş. Aynen öyle. Kadın bu dünyaya doğmuş. Gördüklerini de doğru sanıyor. Ha, oldu o zaman. Her şeyin tek bahanesi bu olsun. Hiç kimse kendini bir gıdım geliştirmesin. Ya ne kadınlar var biliyor musunuz siz? Tamam da Pembe Hanım o kadınlardan değil. Sen de bunu anla artık. Sen niye sabah sabah Pembe Hanım'ı kötülüyorsun? Ne yapayım? Öveyim mi? Hayır da yani konu o olmamalı. Kadından sana ne? Ay anne senle de sohbet edilmiyor ya. Hep bir öküzün altında buzağı arayışı. Baydım ben şu an. Bayma kızım. Ay hadi lütfen başlama yine ne olur, tamam. Gerçekten Pembe için kavga etmeyin şu an. Cimancığım sen ne yapacaksın bugün? Benim sabah 2 dersim var. Sonra Metan ve Mihri ile buluşacağız. Aa, süper. Mihri size ayak uydurabiliyor yani. Evet. Niye uyduramasın ki? Ne bileyim yani, o sizden çok farklı. Burada böyle biz bizeyiz diye söylüyorum ama. Biz o farklılıklara hiç takılmıyoruz Alev. Bir tanem takılmaz. Çünkü onun sülalesi kapalı. Ben de kimsenin giyimiyle ilgilenmiyorum anneanne. Gençler arasında artık böyle şeyler olmuyor anneciğim. Takılmıyorlar yani böyle şeylere. İyi o zaman. Bana bak. Bir şey olur, babası bu kapıya dikilir. Allah aşkına niye dikilsin kapımıza anneanne babası? Vallahi inanmayacaksınız ama bu konuda anneme tamamen katılıyorum. O hangi dağda kurt öldü? Ya bu kız İbrahim'e kaçmadı mı? Demek ki cesaretli bir tip. Cesaretli tipler de her zaman yanındakini yakar şekerim. Bu böyledir. Bak tecrübe konuşuyor. Kendinden biliyor çünkü. Mihri'nin sütten ağzı yandı. Zaten çekingen bir kız. Artık babasına sormadan oradan oraya adım atmıyor. Aynen öyle. Ay şu an o kadar boş konuşuyoruz ki. Yani alt tarafı bir buluşacağız sanki kızı kötü yola sürüklüyormuşuz gibi davranmayın. İyi tamam sustum. Ama bak şunu bil. Bu konuştuklarımız annemin aklına kazındı. Bundan sonra seni uzun süre didikler. Ay. Sağ ol Alev. Baba. Mihri. Beğendin mi? Çok güzel olmuşsun da nereden çıktı bu kıyafetler? Sana geçen gün alışveriş yaptım dedim ya, unuttun mu? Yok canım, unutur muyum? Hatırlıyorum tabii de. Ben her zamanki yerden yaptın zannettim alışverişini. Yani orayı da çok seviyorum tabii ama biraz yaşlı işi değil mi? Ha. Yaşlı işi mi? Ben böyle çok modadan anlamadığım için. Benim yaşımdakiler daha spor giyiniyor. O zaman çok güzel olmuş. Güle güle giy. Teşekkürler. Ha, bu arada bugün Çimen ve Metan'la buluşacağız. Bir şeyler yiyeceğiz. Ha. Ben Çimen'le buluşacağınızı biliyorum ama Metan da mı geliyor? Yani aslında biz Çimen'le buluşacaktık. Evet. Ama Metan belki ben de uğrarım demiş. Malum çalışıyor. İşi uzarsa da onlara gider pizza yeriz diye düşündük. Çimen pizza gecesi geleneği başlattı artık. Metan'dan sonra da sıra bende. Anladım. Aslında siz Çimen'le kız kıza takılsanız daha iyi olmaz mı sence de? Hem sen de daha rahat edersin. Çimen'le Metan çok yakın arkadaş. Annesiyle babası evliydi ya. Biliyorum kızım, biliyorum. Yakın arkadaşlar da... Mihri ben... Senin bir erkeğin evine tek başına gitmeni çok istemiyorum. Metan'dan bahsediyoruz baba. Anladım kızım, Metan'dan bahsediyoruz ama Metan da bir erkek ya neticede. Yani şöyle yapsanız mesela, siz Çimen'le güzel bir pizza gecesi yapsanız, birlikte eğlenseniz, takılsanız da Metan bu programa dahil olmasa olmaz mı? Kıvılcım ablaların evinde de Metan vardı. O zaman niye sorun değildi?
Çünkü orası Kıvılcım Hanım'ın eviydi, onun kuralları geçerliydi. Burası benim evim, benim kurallarım geçerli. Ben evimde kızlı erkekli bir pizza gecesi olsun istemiyorum. Ben kızımın tek başına bir erkeğin evine gitmesini istemiyorum. Çok açık değil mi bu? Ne diyorsun sen şimdi? Yani ben gitmeyeyim mi? Allah Allah, ben çok net olduğumu düşünüyorum ama diyorum ki kızım, Çimen'le istediğin programı yapabilirsin ama lütfen bu programa Metehan'ı dahil etme. Bu. Tamam baba, peki. Merak etme sen. Ben Çimen'i ararım. Teşekkür ederim. Canım. Kızım ben çıkıyorum. Fazla geç kalmam, merak etme. İyi. İyi mi? Meri ne oluyor? Çimen'le Metehan'a gitmeme izin vermedin. Ama kendin çıkıyorsun. Kızım biz bunu sabah konuşmadık mı seninle? Hah. Ömer'i tanıyor olmam, Metehan'ın iyi bir çocuk olması benim prensiplerimden vazgeçeceğim anlamına gelmiyor kızım. Ya ne olacak baba ya? Ya alt tarafa bir şeyler yiyip sohbet edeceğiz. Kızım, bizim düzenimiz bu. Bu hep böyleydi. Bundan sonra da böyle olacak. Bak ne diyorum. Çimen'le istediğin programı yapabilirsin. Ama ben seni gecenin bir yarıları bilmediğim bir eve gönderemem. Tamam baba, tamam. Peki. Sana iyi eğlenceler. Peki kızım. Sana da hayırlı geceler.